Gün ortasındayız. Ben Hülya Hökenek. Uzun uzadıya birlikte olacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Cuma günü Türkiye'ye önemli bir müjde vereceğini söyledi. Türkiye'de yeni bir dönem açılacak dedi Erdoğan. Doğu Akdeniz konusunda da önemli mesajlar verdi. Nasıl millet olarak sevri yırtıp atmışsak bugün de Doğu Akdeniz'de ülkemize dayatılmaya çalışılan sevre boyun eğmeyeceğiz. Doğu Akdeniz'de korsanlığa prim vermeyeceğiz dedi. Sevr anlaşması üzerinden Mavi Vatan hatırlatması yaptı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den Libya'ya kadar farklı cephelerde yürüttüğü mücadele sadece bir hak mücadelesi değil bir istikbal mücadelesidir. Vatanımızı savunmak için ne kadar önemli gayretler veriyorsak bugün Mavi Vatan'ı savunmak da o derece Önemlidir yüzde yüz haklı olduğumuz bu meselede şayet korsanlığa prim verirsek gelecek nesillerin yüzüne bakamayız gerilim yerine müzakerenin kavga yerine meselelerimizi konuşarak anlaşarak çözmenin peşinde olduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası açılış töreninde konuştu. Doğu Akdeniz'de Yunanistan başta olmak üzere muhatapları hem uyardı hem diyalog çağrısını yineledi. Doğu Akdeniz konusunda hedefinde CHP de vardı. Tek parti CHP'sinin dış politikada bıraktığı kötü mirasın ceremesini 83 milyon olarak halen biz çekiyoruz. Ege ve Akdeniz'de kronik sorunların temelinde bu dönemde yapılan yanlış hamleler bulunuyor. CHP'nin ana bir taş atımı Mesafedeki adaların nasıl elimizden alındığını milletimize izah etmesi gerekiyor. CHP bizi suçlamakta Rum ve Yunan tezlerinin savunuculuğunu yapmaktadır. CHP'den yurt dışındaki dostlarına taşeronluk yapmak yerine en azından Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye eksenli hareket etmesini istiyoruz. Erdoğan Cuma günü Türkiye'ye önemli bir müjde vereceklerini açıkladı. Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyor. Bu müjdenin bizde hayalleri rüyası içerisindeyiz. Tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyor. O müjdenin ne olduğu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a soruldu. Acun Başkanımız dedi. Hakikaten Türkiye için bir eksen değişikliği, bir değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak bu. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir müjdeden bahsetti ee, ve yarın açıklayacak bu müjdeyi. Muharrem Sarıkaya'yı bir göreyim ben. Ee, ve Ankara kulislerinde aslında bir ipucu bulmuştur diye düşünüyorum. Ben Ciner Medya grubu Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya. Muharrem abi bir ipucu bulabildin mi? Ee, ne konuşuyorlar yok. Hani e, o kadar çok şey var ki ha, hani derler ya hastanın canı e, ağrıyan yerindedir. Herkes kendine göre bir müjde, bir müjde e, arayışında. Arıyorum. İşte Tabii. birisi diyor ki EYT'liler. Birisi diyor ki ya işte aşı. Hmm. E, birisi diyor ki okulları ...bir yıl boyunca kapatacak ama hepimizi de sınıf geçirecek. Bir de böyle beklentiler var. Dolayısıyla herkes kendine göre bir model geliştirmiş. O model üzerinden müjde bekliyor. Evet. Ama o müjdenin ne olacağını tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı biliyor. Şu ana kadar da o konuda herhangi bir şey gelmiş değil. Fakat ağırlıklı konuşulan birkaç konu var. O konularda zaten... Ekranlarda veya e, sosyal medyada dile getirilen meseleler. Ama bunların hangisinin gerçekçi olduğu konusunda şu an bizim elimizde kesin, net, şudur diyebileceğimiz bir veri yok. Peki, o, bu, bu veri olmasın ama biz üzerine biraz konuşalım. Yani Ankara kulislerinde konuşulanları konuşalım. Ee, sizin harcadığınız bu kadar uzun süredir e, gazetecilik mesaisiyle birlikte öngörünüzü konuşalım. Evet. Ne öne çıkacak yarın? Şöyle, Mesela biz yarın e, Cuma günü, e, akşam benim eline boyuna programım da var. Belli ki o programa konu olacak ve ne merkeze ne? oturacak Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları. Biz neyi gündem yapacağız yarın? Ne konuşacağız sizce? Sizce diyorum bakın. Şöyle bir şey oldu Hülya. Tam e, Cumhurbaşkanı e, konuşmasını tamamladı, bitirdi. Üzerinden bir saat kadar geçmedi e, ve bize bazı e, veriler gelmeye başladı. Yani Ankaralı gazeteciliği böyle bir şeydir. Bir anda bir şeyler gelmeye başladı. Özellikle de... bunun nedeni belki... işte Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın... Enerji bakanına Fatih Bey'e olan böyle sitayiş dolu... o övgü dolu cümleleriydi. İşte oradan da yola çıkanlar dediler ki... ya işte enerji alanında bir şeyler oluyor. Ondan sonra ki Sayın Bakan daha sonraki... Açıklamasında biraz önce de verdik. Türkiye'de yeni bir eksen değişiminden söz etti. Ee, Cumhurbaşkanı önemli bir konu dedi. Ee, i̇nşallah beklentilerimizi karşılar dedi. Yani bütün bunların toplandığında akşam saatlerinde önce Bloomberg News'tan yani e, e, yurt dışı Bloomberg'den, Bloomberg Hıte değil, onu altın özellikle çizeyim, Bloomberg News'tan bir haber geldi. O haberde Karadeniz'de bir e, petrol rezervinin bulunduğunu kaydı geçirdi ki tam bu devam ederken bu kez Yoronius benzer bir açıklama yaptı. Ve Euronews bu açıklamasında ya işte her ne kadar Karadeniz deniliyor ama aslında bulunan yer Akdeniz hedef şaşırtmak için bu yöne gidildi dedi. Ve e, Cumhurbaşkanının ikinci müjdesi olduğunu, onun da aşı meselesi olduğunu söyledi. E tabii biz de Ankara'lı gazeteciler olarak e, böyle bir durumda nedir bu diye e, baktığımızda karşımıza iki önemli veri çıktı. Bunlardan bir tanesi şu, e, öncelikle belirteyim ki koruyucu aşı konusunda henüz e, Türkiye bir noktaya gelmiş değil. Bunun altını çizelim ki onun belirli deneyim aşamalarından geçmesi gerekiyor ki bunlar işte faz 1, faz 2, faz 3 olarak Aynen. alıntılanıyor veya isimlendiriliyor. Henüz hayvan aşamasına bile koruyucu aşı konusunda geçilmemişken veya bazı yerlerde çok az bir deneyim yapılmışken en az iki hayvanla yapılması gerekiyormuş. Bu konuda çok fazla bir ilerlemenin olmadığı kaydı geçirildi. Peki dedik o zaman başka ne olabilir? Biraz da petrolcüleri araştırdığımızda öğrendik ki... 15 Temmuz'dan sonra Fatih gemisi Karadeniz Ereğli'si açıklarında sondaja başlamış hmm. ki bu Fatih sondaj gemimiz uzun süredir de Trabzon limanında bekliyordu o tarafa doğru gitmiş ve bu bölgede sondaj çalışmalarını başlatmış ve önemli bir rezerve rastlandı bilgisi dün akşam saatlerinde geldi tam bunlar konuşulurken dediler ki sadece işte Tuna bir sahası değil. Onunla birlikte Kıyıköy açıklarında da benzer bir rezerv araslandı. Dolayısıyla daha önce Limanköy 1 ve Limanköy 2 sahalarında araştırma yapılmış. Ki Amerikan şirketiyle, Arko şirketiyle yapılmış. Ve o şirkette yapılan araştırmada da Limanköy'de, ...bir miktar e, rastlanmıştı ama e, o konu biraz geriye bırakılmıştı. Şimdi onun biraz daha yukarısında Kıyıköy e, kenarında veya uzaklarında... ...işte açıklarında yeni bir e, gaza rastlandığından e, söz ediliyor. Hmm. Evet burası da daha iyi gösteriyor. İşte o Fatih Yazan yer Şimdi şöyle e, Karadeniz Ereğli e, e, olarak gözüküyor. A, a, aynen, o biraz evet. eski bir harita. Evet, eski bir harita ama yani... O biraz bir, eski bir şey. Ama, evet. ama, yani ama, burada işte bir sondaj işlemi yapılmış. Hı. Ama şöyle bir şey var yani mesela yarın sanki öyle bir hava oluştu ki, ki sanırım öyle de olacak zira Fahrettin Altun'dan da bir açıklama var. Biz şimdi konuşurken bu sıcak bir açıklama aslında Twitter'ından yaptı Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin bir takım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın hep birlikte heyecan içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı evet. konuşmayı bekliyoruz dedi. 2-3 dakika kadar önce e, yaptı. Yani biz yayına başladıktan 2-3 dakika sonra bir eee Marem abi göreyim ben az o i̇şte Marem abi o kadar o kadar o kadar spekülasyon şimdi. var ki. Ha, o kadar çok spekülasyon var ki <laughs> ha, aslında o özellikle var ki işte. o kelimenin de biraz altını Baştan, çizmek lazım. Tabii. Ama yani şöyle, işte biz de yayına öyle başladık zaten. O kadar çok şey var ki yani hastanın ağrısı, e, hastanın canı ağrının olduğu noktadadır diye... ...herkes kendi zaviyesinden bir beklentiyi, bir spekülasyonu dile getirmeye başladı. Tam, şimdi ee, şöyle bir şey var Fahitin ama... Altun evet, evet, evet. Beni duyabiliyorsun değil mi Muharrem e, abi? onunla ilgili. Beni duyabiliyorsun, tabii, ilgili. Beni duyabiliyorsun tabii, tabii, değil duyuyorum. mi? Evet, ha, e, çok iyi ama duyuyorum. Ama şimdi şöyle de bir şey var. Yani bu spekülasyonların e, hepsini biliyoruz ama... E, Konuşalım da biraz, ama hepsinin ötesine geçen bir şey var. O da Karadeniz. Yani yarın sanki gözler kulaklar bir Karadenize çevrilecek gibi, bilmiyorum. Yani biz aslında Doğu Akdeniz'e bakıyor herkes de. Bugün de yarın şey sanki o Doğu Akdeniz'den Karadenize çevrilecek gibi e, geliyor. Ama onun dışında şöyle bir şey var. Biraz daha tekrarlamakta da fayda var. Müjde'nin ne olacağına dair e, sistem tartışmaların da yapılıyor. Mesela sistem tartışmaları ile ilgili de bir ...şey olabilir deniyor. İşte senin dediğin gibi EYT ile ilgili. Yani herkes aslında kendi yarasına böyle bir merhem olacak bir müjdeyi bekliyor. Belli ki. Ama e, benim şahsi e, kanaatim ve tahminim ve tabii öngörüm... ...biraz yarın gözler Karadeniz'de olacak gibi geliyor. Yani e, sanki gözleri biraz oraya çevireceğiz Doğu Akdeniz'den kesin kesin olarak o dediğimiz bir noktada değiliz ee, ki bu haksızlık da olur, hadsizlik de olur. Dolayısıyla ben illaki orasıdır demek durumunda değilim ki bu evet. Şık da olmaz. Onun için e, istersen bundan biraz ari olarak sen Cumhurbaşkanı'nın vereceği müjdenin ötesinde Karadeniz'e bir odaklanalım. Tabii. Ondan sonra olup olmayacağı konusunu da tabii, yarın Tabii ben bırakalım. tahminim dedim ee, zaten, şu, öngörüm dedim. Sizin de öngörünüz şey neyse evet, evet tabii. Karadeniz'de bir şey bulunmuş. Ya Hülya şöyle bir şey bana işte bugün gönderdiler. Ee, şurası Kıyıköy'müş. Tam böyle burası Karadeniz sınırı. Hı hı. Ee, şöyle biraz kaldırayım istersen. Evet. Ee, şu, şu nokta tam burası. Şu elimi e, vurduğum nokta. Burası kıyı köymüş ve dediler ki işte bu pembe gördüğünüz yerler doğalgazın olduğu yerler. Şurası da öyle. Biraz önceki haritaya baktığımızda o haritada da zaten o e, noktaları biz bir şekilde görüyorduk. İşte o Domino bölgesi denilen, Dominoviri bölgesi denilen Romanya'nın... E, yaptığı çalışma var ki orada... Romanya OMV ile yapıyor, Avusturyalı bir grupla çalışma yapıyor. Hemen onun biraz üzerinde... Exxon Mobil'in e, yine bir e, çalışması var. Dolayısıyla... o da orada bulunmuş. Bu saha yani bu üç bölge... ki Tuna bölgesi de işte Türkiye'nin sahası... dikkat edilirse buralar parsellenmiş durumda. Sol taraf, o sol tarafta kalan uç... Ee, ...işte Köy ve Kıyıköy sahası olarak geçiyor. Sağ tarafta kalan e, bölge ise Ereğli sahası olarak, Tuna bir sahası olarak geçiyor. Dolayısıyla bu sahalarda, o noktalardan noktalarda, yerlerde e, bir e, doğalgaz rezervine rastlandığının altı çiziliyor ki bu rezervin de iyi miktarda olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla eğer ki burada rastladıysak daha önceden Amerika ile Arko şirketiyle yapmış olan Limanköy 1 ve Limanköy 2 çalışmalarını da kapsayacak şekilde yeniden Kıyıköy'de bir sondaj faaliyetine e, geçebiliriz şeklinde bir bilgi. Hem bilmiyorum. bugün sabah geldi işte evet. bu haritalarla birlikte, hem de e, yeni bir bir bilgi olaraktan sunuldu. sunuldu. E, bir daha altını çizeyim. Cumhurbaşkanının müjdesinin bunu olup olmadığını bilmiyorum. Yani o konuda hiçbir şey onu söylediniz tabii. Değil. Onu hepimiz mi söyledik? Hiçbirimiz bir şey bilmiyoruz. Tahmin ediyoruz, değil. öngörüyoruz. Siz kendi mesainizle şunu net tabii. söyleyebilirim ki Karadeniz Müjdesi, Karadeniz Müjdesi, Cumhurbaşkanından ayrı olarak ayrı olaraktan Karadeniz Müjdesi sevindirici bir müjde olarak gözüküyor. Tamam, Peki dedim, tabii. bu ne kadar da çıkar? Yani bunun derinliği nedir? Bana söyledikleri şu... Romanya'nın yaptığı sondaj çalışmalarında... işte 1000 metrenin altında, 900'de 1000 metrenin altında bir noktada... bulunmuş. Dolayısıyla o çalışmanın sonucu henüz yukarıya çıkması yönünde çabalar devam ediyormuş. Peki biz ne kadar erke böyle bir rezervere ulaştıysa Tuna bir bölgesinde ne kadar da çıkartırız dediler dediler ki bu denizin durumu, denizin oradaki noktası yani hangi yerden sondajın vurulacağı ve o sondajdaki deniz akıntıları işte planlaması bunların hepsi bir planlama içerisinde gider ki epey de bir zaman alır dediler. En erken ne olur dediğimde bana verdiğimde ...dedikleri tarih 4 yıldan önce ve buradan doğrudan gazın akıtılmasının mümkün olduğunu söyleyemeyiz dedik tamam, ki bu, bu işlerle evet. çok yoğun olarak çalışan konuşacağız, isimler. Konuşacağız konuşacağız daha konuşacağız ee, bir Taki Berberakis'in yanına gidelim Yunanistan'a dönelim bir hmm. e, Taki de katılsın sohbetimize ee, Taki Berberaks. şimdi Taki biz konuşuyoruz bir taraftan aslında merak ediliyor yarın e, nasıl bir açıklama yapacağız Sayın Cumhurbaşkanı'nın tabii ben dedim ki hani gözler kulaklar biraz Karadeniz'e çevrilecek hem Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasından sonra Doğu Akdeniz'den biraz oraya çevrilecek gibi. Ama bunlar sadece tahmin, öngörü, gündemle de alakalı. Ama Yunanistan'da bir şeyler konuşuluyor eminim. Yunanistan merak ediyordur mesela yarın Cumhurbaşkanı'nın açıklayacağı müjdenin ne olacağını. Atina özellikle. Ne dersin ne konuşuluyor orada? Gerçekten burada da çok konuşuluyor ve çok merak ediliyor. Ancak Muharrem Bey'in dediği gibi herkes kendi ilgi odağına doğru e, dikkatini çeviriyor. Bu anlamda örneğin Saygın Katimerini gazetesindeki yorumda şöyle bir ifade var. Erdoğan Türkiye için yeni bir dönem e, imasında bulundu. Bir sürprizden bahsetti. Biz de bekliyoruz bu sürprizin açıklanmasını ama acaba Doğu Akdeniz mi acaba bizi etkileyen bir yer mi onu da e, açık açıklamadan anlaşılmasını bekliyoruz şeklinde bir ifadesi var. Eee de Türkiye'nin doğal gazı şeklinde başlık attı. Yani daha çok enerji konusunda bir sürprizin olacağı e, tahmini bulunuyor. Ancak nerede olacağı önemli Yunanistan için Karadeniz'de mi Doğu Akdeniz'de mi o soru işaretleri var. Tanea Taneya Gazetesi Doğan sürpriz vaat etti şeklinde bir manşet attı. E i EFİ, Efimerida sitesi de doğal gaz yatağı bulundu Türkiye'den ancak Karadeniz'de galiba ama kesin değil şeklinde ifadeler kullanıyor. Böyle Hı. bir ortamdayız. Böyle ya. bir ortamdayız. Ya bir de şöyle bir şey var yani dün böyle bir zirve vardı o orada bir dolu bir şey aslında beklendiği gibi gündeme Yunanistan'ın özellikle Türkiye ye... Ee, ve Yunanistan arasında taki yani Doğu Akdeniz anlaşmazlığı dünkü AB liderler zirvesinde de beklendiği gibi gündeme geldi. Yani Yunanistan çıkan sonuçtan e, memnun değil. Yunanistan Avrupa Birliği'nin e, diyalog çağrısına da bir taraftan karşı çıkıyor. E, neden? Tam olarak beklediğini bulamıyor. Arka arkaya toplantılar oluyor. Dışişleri Bakanları toplantısı, liderler toplantısı. E, tamamen e, diyalog başlamadan önce Ankara ile Atina tamamen Avrupa Birliği'ni topyekun arkasına almak istiyor. Diyaloga bu şekilde oturmak istiyor. Ama bu böyle bir karar alınmıyor. Çünkü Merkel bu diyalogu tarafsız, hakemi şeklinde davranıyor. Ve e, bu Yunanistan'da aşırı bir e, e, rahatsızlık, bir sinir durumu yaratıyor diyebiliriz. Çünkü Yunanistan bu toplantılarda Türkiye için bir kınama ifadesi bekliyordu. Bu olmadı. Bir yaptırım listesi istiyordu. Bu da henüz olmadı. Bütün bunlar havale ediliyor. 24-25 Eylül'deki Avrupa Birliği Türkiye konulu liderler zirvesine. Ama bu arada bir ay var. Bu ay bir ay içinde türk Yunan diyalogunun şu veya şu, bu şekilde başlaması için Merkel'in baskısı söz konusu. Diğer yandan bu toplantılarda Yunanistan Mısır'la imzaladığı mutabakatın iyi bir mutabakat olduğu ve Avrupa Birliği'nin de buna katıldığı şekilde ifade ediyor. Almanya'nın itirazıyla böyle bir e, karar da alınamıyor. Çünkü hmm. Almanya tamamen zıt. Yunanistan'ın o noktada, o o, o tarihte o, o mutabakatı imzalamasına. Çünkü bu bunun Türkiye ile diyalogu e, baltaladığını belirtmiş durumda. Diğer yandan Yunanistan Türkiye ile diyalog yapmak için aramalar da dursun diyor. Hangi aramalar da Üç tane e, farklı araması var Türkiye'nin şu anda sahada. Ee, Doğu Akdeniz'de Oluç yaptığı araştırmalar 23 Ağustos'ta sona eriyor. Ancak NAVTEX'in uzatılıp uzatılmayacağı henüz belli değil. Buradaki umutlar 24 Ağustos'tan sonra şu veya bu şekilde bir diyalogun başlayacağı şeklinde. Ancak tam Yunanistan'ın umduğu gibi değil. Topyekun Avrupa Birliği arkasında değil gibi gözüküyor şu an Hülya. Bu konuya dair bizim konuştuğumuz konuya dair Muharrem Sarıkaya'nın da görüşünü e, isterim. Yunanistan evet, çıkan takip sonuçtan kes, memnun değil, önemli değil, Bir diyalog, noktaya. diyalog çağrısına da karşı çıkıyor biliyorsun Muharrem abi. Takinin anlattıkları Takip de. çok önemli bir noktaya dikkat çekti. Aslında Avrupa Birliği olayın farkında. Çünkü Mısır'la yapmış olduğu deniz yetki anlaşması şu an e, Türk arama e, yani sismik gemilerinin veya sondaj gemilerinin faaliyet alanlarını kapsamıyor ki. Yani yetki alanında değil bir kere. Dolayısıyla yetki alanında olmadığı bir yerde yetki kullanmaya çalışıyor. Ee, bir taraftan Meis Adası'nı baz almayıp, e, gidiyor Rodos, Girit Adası'nı baz alarak e, oradan anlaşmayı yapıyor Mısır'la ki Mısır e, dayattığı için. Ee, öbür taraftan da geliyor diyor ki ben o anlaşmayı Mısır'la öyle yapmış olabilirim. Hı hı. Deniz yetki alanlarını bu şekilde belirlemiş olabilirim. Ama siz yine de bir meclise de göz önünde tutun oradan alın diyor. Şimdi anlaşmanın niteliği, anlaşmanın boyutu, anlaşmanın kapsamı ortadayken niye insanlar dönüp bir de meclisten bakacak ki? Yani Avrupa Birliği de bunu o zaman Mısır'la doğru düzgün bir üzerinden anlaşmanı yapsaydın diyor. E, o zaman ona da Mısır yanaşmadı. Kahire reddetti baştan. Dolayısıyla Yunanistan'ın o çelişkileri ve o yaramaz çocuk olarak isimlendirilen... ki Avrupa Birliği'nde bugüne kadar hep o şekilde nitelendirildi, olimpiyatlardan bu tarafa. Dolayısıyla artık bir bıkkınlık yaratmış durumda. Ee, ve Avrupa Birliği'nin... bu konudaki tepkileri de Berber de altını çizdiği gibi... artık farklılaşmaya başladı. Ama... şu da bir gerçek ki Avrupa Birliği... Kıbrıs ve Yunanistan arasında yani Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile Yunanistan arasında yeni bir haritalandırma, yeni bir yapılandırma, yeni bir yetki alanı belirleme gibi bir çabası da vardı. Aslında Yunanistan'ın Mısırla yapmış olduğu deniz yetki anlaşması bu haritalandırmaya, bu yapılanma o Sevilla haritalandırmasına da birazcık etki yaptı. O da Avrupa Birliği'nin kaşlarını kaldırdı. Dolayısıyla burada Yunanistan telaşla bir şeylere girdi. Çünkü Türkiye Doğu Akdeniz'de çok proaktif bir politika izlemeye başladı. Önce Deniz Yiğitki Anlaşması'nı Libya ile yaptı. Mısır'la istihbarat örgütleri üzerinden yürüttüğü temaslarda, özellikle de Libya konusunda belli bir aşamaya getirdi. Ee, yeniden bir karşılıklı diyalog süreci başladı. Ee, i̇şte sesinin endişeleri, Türkiye üzerindeki endişelerinin... bir miktar artık düştüğünden söz ediliyor. Bütün bunlara baktığımızda... Doğu Akdeniz'de... Mısır-Türkiye arasında da bir deniz yetki anlaşmasının... imzalanma ihtimali gözüküyor. Zaten... Mısır... Kahire... Yunanistan'la yapmış olduğu bu anlaşmada gelecekte Türkiye ile yapabileceği bir deniz yetki anlaşmasını da öngörerek, onu da gözeterek bir boşluk bıraktı. Şu an e, bizim gemilerin sismik araştırmaları veya sondaj çalışmaları da ağırlıklı olarak o bırakılan bölgede gerçekleşiyor. Onun için Yunanistan'ın burada e, bu tür e, konularda devreye girecek bir hakkı yok ama Libya konusundaki kaybını veya İtalya konusundaki adaları baz alarak yapmış olduğu o anlaşmayı yani daha fazla yetki vererek yapmış olduğu İtalya'ya yetki vererek yapmış olduğu anlaşmanın bir benzerini de Mısırla gerçekleştirdi. E, i̇çeriden gelen tepkileri de göz önüne alarak yani sen bu kadar e, şeyi nasıl verirsin? ...yönündeki tepkileri, iç siyasetten gelen, muhalefetten gelen tepkileri de göz önüne alarak... ...arkasına Avrupa Birliği'ni almaya çalıştı Peki. ama e, Berberakis'in de altını çizdiği gibi... ...yani bu konuda çok fazla herhalde Avrupa Birliği'nden de destek görmeyecek Hülya. Peki, içeriden gelen tepki demiş ki aslında son olarak taki böyle birkaç cümleyle bize de şeyi anlat... ...içeride de bir sıkıntı var yani hükümet içinde de kriz var zaten. Yani e, özellikle Oruç Reis'le e, ilgili... Yunanistan iç Kamuoyunda da evet. konuşuluyor. Bu sismik araştırma yapmasının mümkün olmadığını söyleyenler, mümkün olduğunu söyleyenler. E bu da tabii hükümete, hükümet içinde de bir krize neden olmuş durumda. Böyle birkaç cümleyle onu da alalım, e, toparlayalım. Ardından biz devam edelim gün ortasına e, diğer günden maddeleri. E, dün bahsetmiştik, evet. Başbakanlık ofisinde bir sarsıntı var. Evet. Çünkü bu görüş ayrılıkları var. E, bugün bu bir istifa ile su yüzüne çıktı. E, dün akşam yani istifa etti. Yunan Başbakanı evet. Kyriakos Mitsotakis'in e, Milli Güvenlik Danışmanı eski e, emekli amiral Alexandros Diakopoulos. Alexandros Diakopoulos niye istifa etti? Çünkü önceki gün şöyle bir açıklamada bulundu. Kendimizi kandırmayalım. Eee 13 bölgede e, araştırma yapıyor. Bölgeyi işaretliyor şeklinde bir ifade kullandı. E, bu ifade niye önemli? Çünkü Yunan hükümeti günlerdir. bugün o 10. 11. gününü geçiriyoruz. Oruç Reis'in araştırma yaptığı. Bu Oruç Reis orada araştırma yapamıyor şeklinde bir tezi var Yunanistan'ın gayri resmi olsa da. Genel kurmayından veya hükümetten sızan bilgiler. Niye yapamıyor? Yunan tarafına göre bölgede çok sayıda donanma gemisi var. Gerek Türk gerek Yunan. Bunlar aşırı gürültü yapıyor makineleri. Dolayısıyla e, bu gürültü nedeniyle sağlıklı bir e, e, sizmik arama yapması olası değil. Kabloları dibe batırmış olsa dahi Oruç Reis'in. E, e, muhalefet devamlı olarak bu argüman değil, bu ciddi bir şey değil, bunu tekrarlamayın. Gayri ciddi bir söylem diyor diyordu. E, evet. Basında basın da çok eleştiriyordu. Bu nasıl ifadeler, böyle şey olur mu? Ancak e, e, Başbakan'ın danışmanı bu ifadeyi kullanınca bu sefer de muhalefet e, 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 inkar etmek Bitti artık itiraf ettiler, e, kırmızı çizgimiz yok o bölgede şeklinde bir yorumlarda bulundu. <laughs> Peki, Bunun so üzerine danışman istifa etti, istifa i̇stifa istifa etmek zorunda kaldı. Peki Taki Berberakis, Habertürk, Atina muhabiri, Muharrem Sarıkaya Cüner Medya Grubu Ankara temsilcisi. Çok teşekkür ediyorum efendim gün ortasına katkılarınızdan. Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, ben Olsun. devam edeyim i̇yi gün iyi ortasına abi. kaldığım yerde.